Sayın Ali Kenanoğlu, HDP İstanbul Milletvekili söz almak istiyor. Kenanoğlu'na bizim oğlan dedi. Bu federasyonun kuruluşunda milleti olan 10 kişiden biri de sevgili Kenanoğlu. Bu diğer aşkına hoş geldiniz. Sayın Divan, sevgili genel kurul bileşenleri, delegasyonu, ben de sizleri Halkların Demokratik Partisi adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz hepiniz. Benim açımdan gurur verici bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Ali Başkanım'ın da söylediği gibi kuruluşunda imzam olan, yani kuruluşunda yer aldığım, kurucularından olduğum Ali Bektaş Federasyonu'nun 10. Genel Kurulu'nda katılmak, bir milletvekili olarak bulunmak, bu kürsüden sizlere hitap etmek benim için onur verici. Diğer taraftan bir onur verici de Alevi inançsal kimliğimle meclis kürsüsünde ve meclisin her alanında diğer arkadaşlarımla birlikte Alevi, biz Aleviler diyerek orada Alevilerin haklarını, Alevi adını, ismini, cismini, inancını, dilini, kültürünü dile getirerek siyaset yapma imkanı sağlayan Halkların Demokratik Partisi adına bu kişiden konuşma da benim için onur vericidir, gurur vericidir. Değerli arkadaşlar, tabii de Ali Bektaş Federasyonu'nu konuşmacılar dile getirdiler. Zor şartlarda kurduk, zor imkanlarda kurduk. Ali Doğan amcamızı da buradan yad edelim, saygıyla analım. Ali Doğan Başkan'ın çok önemli bir röportajı vardı, o dönemlerde yayınlanmıştı. Biz bugünlere kolay gelmedik diye bu Ali Bektaş Federasyonu kurduğumuz süreçte söylemişti. Bu toplum bugünlere kolay gelmedi. Birçok bedeller ödeyerek, birçok badireler atlatarak bugünlere gelindi ve bugün hakikaten burada tek liste çatısı altında birlik beraberlik içerisinde bölgesel temsiliyetleri, kurumsal temsiliyetleri sağlayan bir şekilde bir genel kurul olması ve bu şekilde de Alevi topluma hizmeti esas alması benim açımdan da partimiz açısından da oldukça önemlidir ve son derece kıymetli bir durumdur. Şimdi değerli arkadaşlar, fazla uzatmadan şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok fazlasıyla haklı olarak ve hepimizin bildiği, yaşamış olduğumuz sorunları, sıkıntıları dile getirdik. Şimdi esasında şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Türkiye'de Alevilere güvenlik konsepti çerçevesinde bakılıyor. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bu tarafa Aleviler bu şekilde ele alınmış. Bu anlamıyla baktığınız zaman Alevi toplumunun haklarını elde edebilmesi için uygulanması gereken siyasetin merkezi politikalarla oluşması gerekiyor. Yani anayasal sorundur, yasal sorundur, demokratik toplum sorundur, demokratik cumhuriyet sorundur, laik cumhuriyet sorundur. Bütünüyle Türkiye Cumhuriyeti yasalarının, anayasasının demokratik bir noktaya getirilip getirmeme meselesidir. Alevilerin yaşadığı da, Kürtlerin yaşadığı da, kadınların yaşadığı da, emekçilerin, sosyalistlerin, solcuların, muhaliflerin yaşadığı da Türkiye'nin demokratik bir ülke olmayışından kaynaklı sorundur. İsmet Başkan dedi ya, Kürt demeden, Alevi demeden insan demek. İşte bunu sağlayabilmek için eşit yurttaşlık temelinde bir anayasaya sahip olmak gerekiyor. Şimdi bize nasıl yaklaşıyorlar? Yani bizden kastım Alevi toplumuna, biz Alevilere nasıl yaklaşıyorlar? Genel olarak siyaset ve siyasetçilerin yaklaşımları. Ben burada federasyon yönetimlerinde bulunduk, Ali abimle birlikte çalıştık, işte Selahattin Başkan'la birlikte çalıştık, arkadaşlarımızla çalıştık, böyle birçok emek sergiledik. Tümüyle bir sadaka mantığı çerçevesinde bir yaklaşım var arkadaşlar. Yani iktidarıyla muhalefetiyle bütün siyasetin yaklaşımı budur. Neyin eksik? Boyanız, badananız, tuğla, çimento mu lazım? İşte efendime söyleyeyim, erzak mı lazım? Muharrem'de oruç açacaksınız, size malzeme mi verelim? İşte Hızır'da şunu mu verelim? Bunun üzerinden kurulu bir yaklaşım söz konusu. Bu iktidar da şu anda bunda uyandı. Yani uzun yıllardır muhalefet belediyeler üzerinden bunu sağlıyordu. Şimdi iktidar da uyandı. İçişleri Bakanlığı üzerinden bir komisyon oluşturdu. Ve cemevlerinde dolaşıyor, mutlaka sizlere de gelmiştir. Biliyorsunuzdur yani. Ve tümüyle yapmış oldukları şey şu. Para lazımsa para verelim. İşte boya badana lazımsa onu yapalım. Tuğla çimento lazımsa bunu verelim. Bunun üzerine kurulu bir siyaset. Oysa biz şunu yaşadık yani, hani bir kurumlar olarak, yöneticiler olarak, buralarda emek sergileyen insanlar olarak. Bizim sorunumuz tuğla, beton, çimento sorunu değil. Bizim meselemiz tümüyle eşit yurttaşlık meselesidir. Öyleyse siyasi partiler olarak yapmamız gereken şudur. Biz HDP içerisinde Alevi çalışması yürüten arkadaşlarımızla bu konuyu kitaplaştırdık ve dedik ki Alevilere eşit yurttaşlık hakkı.
Girişte arkadaşlarımız edinebilirler bu kitapçığı. Burada şunu toparladık. Ben Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi parti olarak meselenin boya badana çimento beton olmadığını, meselenin erzak evrak şudur budur olmadığını, meselenin tümüyle eşit yurttaşlık bir anayasal sorun olduğunu ortaya koyup Alevi toplumun bugüne kadar demokratik mücadelesiyle ortaya koyduğu sorunları nasıl çözeceğimizi koyduk buraya. Bir siyasi parti olarak bunu. Bunu Alevi toplumuna anlatmak için de değil tek başına. Bak gördünüz mü biz sizin için bunu yapıyoruz falan demek için değil. Tam da tüm Türkiye'de siyaset yapan siyasetçiler ve partiler için yaptık. Yani bu mesele kadim bir meseledir. Yüzyılların bir sorundur. Ve bu sorun çözülmeden bu ülkede huzur olmaz. Diğer sorunlar çözülmeden olmayacağı gibi. O nedenle bu sorunun çözümüne yaklaşım da ya gelin sizden de iki kişiyi işe alalım. Efendime söyleyeyim, Cem Evi'nin dedesine maaş verelim, hizmetkarını belediyede işçi gösterelim, ondan sonra bu ay size şu kadar erzak verelim, şu kadar badana boya verelim, ne çözülecek bir sorun değildir arkadaşlar. Bir kere bunu idrak etmemiz lazım yani. Ve dolayısıyla buradan kaynaklı da merkezi siyasetleri etkileyecek politikalar ve talepler içermemiz lazım. Doğru bir öneriydi. Şimdi önümüzdeki yüzyıla giriliyor. Bir yüzyıl tamamlanıyor, ikinci bir yüzyıla giriliyor. Bu yüzyıla girerken örneğin 2023 seçimleri zamanında olacaksa da 2023 seçimleri için Alevi toplumunun masada yeri var mı örneğin? Herkes bulunduğu cepheden bir yerde duruyor değil mi? HDP içerisinde örneğin Kürt kanadı çok rahatlıkla diyor ki bizi görmeden bu iş olmaz kardeşim. Biz bu ülkede varız ve haklarımız budur, taleplerimiz budur. Bizim haklarımız ve taleplerimiz bu masada olmazsa bizi hesaba katmayın, bizi hesaba katamazsanız da iktidar olamazsınız. Bunu biz Alevi toplumu olarak bunu söyleyebiliyor muyuz örneğin yani? Alevi kurumları şunu diyor muyuz yani Alevi toplum bir bütün olarak diyebiliyor muyuz? 2023'te seçim olacak, Alevileri çantada keklik görüyorsunuz ama bu iş öyle kolay değil. Bizimle ilgili eşit yurttaşlık haklarını tanıyor musunuz ey Cumhurbaşkanı adayları? Ey hükümet adayları, tanıyorsanız biz o masada biz de olacağız. O masada biz de olacağız diye bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öbür türlü iktidar değişir. Yani 100 yıldır yaşadığımız gibi iktidar değişir. Anlayış değişmez, siyaset değişmez. Yine boyaya, badanaya, tuğlaya, çimentoya mahkum kalırız. Bunların hepsinden kurtulmanın yolu eşit yurttaşlık hakkı temelinde taleplerimizi güçlendirmek ve birlikte mücadele etmektir. Hepimizin hızlı yoldaşı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.